Aç. Kır Deniz abi, kır. Evet sevgili seyirciler. Hepimizin acısı. Maalesef bugün yine böyle bir kara haber aldık. Gerçekten kara bir haber. Ailelerine başsağlığı diliyoruz. İşçi kardeşlerimizin ne kadar zor koşullarda çalıştığını biliyoruz. Maalesef bu kara yazgı gün be gün azalsın diye umut ettiğimiz bu acı görüntüler her sene farklı dönemlerde gözümüzün önüne geliyor. Alın teri önünde saygıyla eğiliyoruz. İşçi kardeşlerimizin acısı önünde, ailelerin acısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Acıları acımızdır. Türkiye bunları maalesef kanıksadı. Keşke kanıksamaydı, kanıksamasaydı. İstanbul'da biz orada kara bir yazgı söz konusuyken bugün İstanbul beyaza teslim oldu. Kar aslında güzel, doğa gereğini yapıyor ama zaman zaman sıkıntılar oluyor. Konumuz bu değil. Konumuz Türkiye'nin kimi meselelerine dair tarihsel bir altyapı kurma çabası. Burada da çok değerli bir hocamız bizimle olacak. Sayın Taner Timur hocamız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Stüdyoya zor gelmediniz biliyorum ama erken saatte geldiniz. Çok mutlu oldum. İyi ki geldiniz. Teşekkürler. Hocam siz ekranlarda da pek olmayı sevmiyorsunuz. Aslında kitle iletişim araçlarında bir entelektüel denge kurmak için ihtiyaç var. Özel bir tercih mi bu yoksa entelektüeller ekrandan uzak mı durmalı? Bilmiyorum yani o kadar çok da çağrılmış değilim. Ayrıca benim hitap ettiğim zümre daha küçük bir zümre. Verdiğim dersler vesaire. Alışkanlığım o istikamette. O bakımdan yani bir şikayetim de yok. Mesajımın ulaşabileceği yerlere ulaştığım kanısındayım. Ama dediğim gibi öyle çağrılınca da eğer program müsaitse icabet ediyorum. Peki hocam. Bizim için değerlisiniz ve burada olmanızdan mutluyuz. Hemen şunu sormak istiyorum. Siz devrim tarihine yönelik, Türkiye'nin Cumhuriyet devrimi tarihine yönelik önemli yapıtlar yazdınız. Bu meseleyle ilgili çok tartışmalar söz konusu. Ben hemen şuradan girmek istiyorum. Kemalizm diye bir olgu söz konusu mudur? Yani bir Marksizm gibi Kemalizm denen iktisadi projesi yani programı belli, toplumsal projesi belli, ideolojik zemini tam olarak tarif edilmiş bir şey söz konusu mudur? Eğer söz konusu değilse biz neyle kavga ediyoruz? Şimdi bu Kemalizm sözcüğü bir batılı sözcük. Zaten batılılar tarafından verilmiş. Çünkü bizim dilimizde izm takısı yok. Bir özel ismin sonuna izm takısı gelince bu Kemalizm olsun, Leninizm olsun, Bergsonizm olsun, Kantizm, Marksizm olsun ona bir bağlılığı ifade eder ve aynı zamanda bir teorik yapıya, bir doktrine bağlılığı ifade eder. Oysa biliyoruz ki Mustafa Kemal Atatürk bizzat kendisi benim bir doktrinim yoktur. Bilim adamları beni bana yön gösterir, ben de bilimsel gerçekleri uygularım diye bir söz söylemişti. Tabii bilimsel doktrini yok demek, bazı temel ilkeleri yok demek değildir. Hı hı. İşte o Kemalizm bugün aslında Atatürk'le de, Atatürkçülük'le de bağdaşan iki temel ilke var. Bir cumhuriyetçilik, iki laiklik. Cumhuriyet temelini teşkil eden ilkeler. Ben bunu böyle görüyorum. Kemalist lafını Milli Kurtuluş Savaşı'nda daha çok İngilizler kullanmışlardır. Ben bir vesileyle yurt dışındayken İngiliz basını, özellikle London Times gazetesini Kurtuluş Savaşı boyunca bütün neşriyatını incelemiştim. Nasıl başta son derece menfi hareketi bir isyan, eşkıyalık hareketi gibi gösterip sonunda da saygılı bir şekilde bitirdiklerini gördüm. Bu siyasi harekettir ama bunun lideri de Mustafa Kemal Paşa'dır. Onda da hiç kuşku yok. Peki hocam, Cumhuriyet'le Mustafa Kemal ayrıştırılabilir mi? Yoksa bugünkü Cumhuriyet olgusu doğrudan Mustafa Kemal'in temsil ettiği siyasi hareketin doğal devamıdır. Bunun dışında bir seçenek de yok mudur? Şimdi bunun dışında seçenek tabii vardır. Ama bu seçenekler de Cumhuriyet ilkesi içinde mevcut seçeneklerdir.
Çünkü cumhuriyet demek mutlaka belli bir tarz. Bakın bugün İran da kendisini cumhuriyet sayıyor. Cumhuriyet mutlaka bir demokratik ilke maalesef içermiyor. Cumhuriyet aslında demokratik olmak zorundadır. Yani demokratik olmayan rejimlere cumhuriyet demek zordur. Hatta bence olanaksızdır. Mustafa Kemal peki bir diktatör müydü? Yoksa demokrasi hayali kuran o tek adam mıydı? Şimdi diktatör lafı pejoratif, yani küçültücü bir laftır. Diktatör demek yani despot gibi bir şey demektir. Halbuki otoriter rejimlerde çok farklı otoriterizm şekilleri vardır. Mustafa Kemal'in otoriterizmi devrimci bir otoriterizmdi, aydınlanmacı bir otoriterizmdi. Tutup yani diktatör demek bence haksızlık olur. Ama otoriter demek doğru olur. Otoriter bir rejimdi. Çünkü zaten yıktığı rejim de otoriterdi. Ve ondan sonra kurmak istediği sistem de, yani laik cumhuriyet de asla o koşullar içerisinde seçimle gerçekleşebilecek bir şey değildi. O zaman Kemalistler mecburen otoriterdir diyebilir miyiz? Hayır, öyle bir şey yok. Kemalizm de tarihsel gelişimi içerisinde bir evrime uğramıştır. Şimdi biliyorsunuz 1960'larda sol Kemalistler çıktı. Onu tartışacağız birazdan. Sol Kemalistler devletçi, daha farklı bir iktisat politikasını öneren, bunu uygulamak isteyen, hatta daha yeni bir elite, sol bir elite, o zaman biliyorsunuz zinde kuvvetler vesaire denilen elite dayanan, Marksistlerle de işbirliği yapan, açık fikirli bir kesim ortaya çıktı. Şimdi bunlar çok tartışma yarattı. Daha sonraki gelişmelerde de darbeci, karşı darbeci gelişmelere yol açtı. Peki sol Kemalist diye bir kavramsallaştırma yapılabilir mi? Yani tabii yapılabilir. Kemalizmin milliyetçi dokusunu da tartışacağız ama sol Kemalist ne demek? Yani hem sosyalist hem Kemalist olabilir mi bir insan? Şimdi bakın, tabii her hareketi, ki Kemalizm doktriner bir hareket değil, siyasal bir harekettir, kendi tarihsel gelişmesi içerisinde değerlendirilmesi lazım. Şimdi Kemalizm Milli Kurtuluş Savaşı olarak zaten sol bir hareket olarak doğmuştur. Çünkü Milli Kurtuluş Hareketi olarak hanedana son tahlilde ve saltanata karşı ve onları yıkan bir hareket olarak bir devrimdir ve bir sol harekettir zaten. O zaman Türk devrimi diye bir şeyden söz edebiliriz. Gayet tabii, yani bir ulusal devrim olarak gayet tabii bir devrimdir. Çünkü bunu bütün dünya da böyle kabul etmiştir. Yani başka türlü tanımlamaya imkan yok. Bir 600 yıl süren bir hanedanı yıkmış, Rusya'daki veya Fransa'daki olduğu gibi idam etmemiş, yurt dışına göndermiş, onun yerine laik cumhuriyeti kurmuştur. Bütün mesele bu, bir devrimdir. Ayrıca bunun sınıfsal yönü de vardır. Öyle çünkü mi? Gayet tabii. Çünkü bu yıktığı saltanat ve çevresi, damatlarıyla, paşalarıyla yarattığı Osmanlı oligarşisiyle birlikte, hı hı, büyük toprak zümresi ve Osmanlı tipi bir aristokratik çevreyi de teşkil ediyordu. Onu, yani bu halkçılık prensibi gerçek anlamda uygulanma şansı bulmamıştır. O doğru ama yani bir tamamen şey de değildir. Fiktif, bir faraziye, ütopik bir özlem dedenen. Şöyle diyelim, Mustafa Kemal hareketi milliyetçi bir hareket midir? Milliyetçi bir hareket. Ulusal bir harekettir. Tabii o anlamda milliyetçi bir hareket. Peki bu milliyetçi kök ve otoriter yapı laiklikle birleştiği zaman, bugün kimlerin eleştirdiği gibi tırnak içinde söyleyeyim, nasyonel sosyalist, yani bir tür aşırıya gittiği zaman Hitler'in kurduğu rejime benzer, Türk'ün üstünlüğüne dayanan bir milliyetçiliğe döner mi? Bu tehlike var mıdır? Ne yapmak lazım? Şimdi o tehlike daha öncesi vardı. Biliyorsunuz Osmanlılarda aslında bu mesele. Şön Türklerden, hatta daha önce Yeni Osmanlılardan itibaren tartışıldı. Osmanlıların bütün meselesi
bütün bizim bu Tanzimat'tan itibaren reformist hareketler dediğimiz bütün bu hareketlerin amacı modern bir ulus yaratmaktı. Yani asıl reform budur. Modern bir ulus yaratmak da Rumuyla, o sırada Rumuyla, Ermenisiyle, Yahudisiyle, Müslümanları saymıyorum çünkü onların entegrasyonu daha zor, kolaydı. Yani Kürdüyle, diğer halklarıyla. Bir tek tabii Araplar bunun dışında sayılabilir. Çünkü Arap ülkeleriyle zaten Osmanlı Devleti'nin de bağlantıları zayıftı. Birçoğu zaten ya Fransız ya İngiliz kolonisi veya yarı sömürgesi haline gelmişti. Onun için kalan topraklarda Yunan Devleti de kurulmuş olmasına rağmen Yunanlıların en zengin Fenerli Rumlar İstanbul'da kalmışlardı. Anadolu'da da çok sayıda Rum vardı, İzmir'de başta olmak üzere. Onun için Osmanlıların 1850'lerden itibaren temel problemi ve bütün reform hareketlerinin özünü teşkil edecek sorun modern bir ulus kurmaktı. Bunu yeni Osmanlılar tartıştılar da. Yeni Osmanlıların tartışmalarında bunun adı da kondu. İttihadı anasır veya imtizacı ecnas. Yani mesela yeni Osmanlılar bir kısmı cins diyorlardı. O zaman biraz Darwinist bir espri içerisinde Rum cinsi, ecnas cinsler demek. Rum cinsi, Ermeni cinsi, Türk cinsi veya Kürt cinsi neyse. Bunları imtizaç ettirmek veya ittihada anasır. Anasır da aynı unsurlar anlamına geliyor. Şimdi bunu gerçekleştiremediler. Çünkü bunu gerçekleştirmek için milleti hakime ve milleti mahkume fikrini Osmanlıların fetihlere dayanan, fetihlerden gelen bu terminolojiye son vermeleri lazımdı. Bunu da pek göze alamadılar. Çünkü bu arada Ermeniler, Rumlar, Yahudiler zenginleşmişlerdi. Ve sonunda bir, evet. Hocam orada şuna girelim. Çünkü Ermeni meselesine gireceğiz. Bir, milliyetçilik devletlerin çocukluk hastalığıdır denir. Milliyetçilik gerçekten tedavi edilmesi gereken bir durum mudur? Yoksa ulus devletler hala varlığını alabildiğine sürdürüyor. Başka bir seçenek yok mudur? Şimdi milliyetçilik tarihte ilerici bir rol oynamıştır. Milletlerin kurulması tabii. Milletlerin kurulmasıyla. Şu anda da milli kurtuluş savaşı yaptığını zanneden yapan veyahut halklar için böyle bir ilerici bir tarafı hala vardır. Peki, ama bu tek başına bağımsız bir şekilde artık görülemez. Uluslararası konjonktürle kimle ittifak halinde, kime... Peki şu an geldiğimiz noktada Türkiye'de kendisini bir sosyalist olarak ifade eden kimse bir taraftan Kemalist milliyetçiliğe tutunarak bir taraftan da ben sınıfsal bakarım diyerek bir sonuç alma olanağına sahip midir? Yoksa artık daha ilerlemeci olmak için milliyetçilikten kurtulmak mı gerekir? Kemalist milliyetçiliğe sahip olanlar kendilerine ulusalcı diyorlar. Şimdi yakın tarihte bizde böyle bir ayrım ortaya çıktı. Milliyetçilik derdik. Eski tabir oydu. Herkes milliyetçilikten bahsederdi. Şöyle diyebiliriz hocam. Şimdi bir de ulusalcılık. Ulusalcılar laik olanlar, milliyetçiler mukaddesatçı olanlar diye ayırabilir miyiz? Bu bile yetmez bence. Çünkü bir ipucu olabilir. Ulusalcılar daha laik. Ve bir de ulusalcıların belki bütünü için değil. Çünkü ulusalcılık kavramı o şekilde kullanılıyor ki böyle bu davalarda olduğu gibi mafya üyeleri, şunlar bunlar hepsi bir araya getirilip hepsi bu kategori içerisinde de isimlendirilebiliyor. Aslında ulusalcıların bence benim açımdan bir tarafı da anti-emperyalist oluşlarıydı. Yani emperyalizm, bu küreselleşme denilen şeyin aslında bir emperyalizm olduğunu ve bunu doğru dürüst ne kadar ifade ettiler. Siz de böyle düşünür müsünüz? Küreselleşmenin emperyalizmi. Çünkü bununla ilgili kitabımız var. Gayet tabii. Yani küreselleşme denilen şey yeni bir şey değil. Zaten kapitalizm başından itibaren küresel bir potansiyel taşıyor. Küreselleşme tarihçileri iki dönemini ayırır. Siz diyorsunuz ki 1870 ile 1914 arasında evet. Birinci küreselleşme evet. Var diyorsunuz. İlk kurbanı da Osmanlı İmparatorluğu'dur. Hemen 1875'te iflas etmiştir. 1881'de de Diyonu Umumiye kurulmuştur. Yani onu
küreselleşme tarihçileri veya kapitalizm tarihçileri diyelim daha doğrusu. Birinci küreselleşme diye bunlar emperyalizm lafından hoşlanmayanlar. Çünkü emperyalizm lafını Bukharin, Rosa Luxemburg, Lenin vesaire kullandıkları için Marksist bir perspektif. İyi insanlar yani. Onlar evet. İyi insanlara katılır mısınız? Bunlar çok önemli insanlar çünkü. Gayet tabii. Şimdi bunlara katılmayanlar küreselleşme, birinci küreselleşme diyor. Halbuki o dönemin emperyalizm analizleri incelenirse bugünküne bu finans kapital denilen olgunun bugün çok daha güçlü bir şekilde küreselleşmenin başını çektiğini de görüyoruz. O zaman ulusalcıların milliyetçiliğinin yanındaki bu anti-emperyalist duruşu aslında sol tonu veriyor ya da tadı veriyor. Karışık tabii. Orada her türlü unsur da var. Eski tip milliyetçiler de var. Yani işin içinden çıkılmaz. Yalnız o tarafı da var. Benim itirazım şu. Böyle bir ulusalcılık çıktı. Ayrıca şunu söyleyeyim ki bir ulusal olma anlamında şu anda bütün dünya ulusalcı. Yani şimdi bakınız Fransa'da bugün sosyalist bir devlet başkanı var. Bütün mesele Fransız ekonomisinin nasıl ulusallığını, onlar şampiyon dedikleri büyük çıkar transnasyonel şirketlerinin nasıl çıkarlarını koruyacaklar. Bu anlamda transnasyonalizm ve küresel ekonomi de ulusalcılığa ters düşmüyor. Onun altında ulusalcı bir kavga da var. Ama ulusalcılık enternasyonalizme bir almaşık şeklinde konulursa orada durmak lazım. Fakat enternasyonalizmi de bugün burjuva enternasyonalizmi temsil ediyor. Bir şey yok. Ezilen sınıfların, halkların enternasyonalizmi yok. Bütün problem oradan. Peki hocam milliyetçilikle ve ulusalcılıkla militarizm ilişkisi nedir? Türkiye'de ulusalcıların sırtını orduya dayadığı, modernleşmeyi de ordu eliyle bu devlet sağladığı için ulusalcı eşittir orduyu sever. Orduyu sevmek zaman zaman müdahale eder, darbe yapar, millete karşı olur gibi bir tez evet. var. Ve militarizm besler diye düşünülür hep. Bir ulusalcı mutlaka militarist midir? Bir ulusalcı mutlaka militarist falan değildir. Milli Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Cumhuriyet'te kurulduktan sonra tam militarizmin tam tersi bir rejim Atatürkçü rejim. Yani militarizm orduyu esas alan bir dış politika gütmektir. Bunun lügat manası budur. Halbuki bakıyorsunuz Atatürk döneminde bir tarafta Sadat Paktı, öbür tarafta Balkan Paktı vesaire bütün dostlarla, bütün komşularla müthiş dostluk. Yani en ufak bir militarist taraf. Bugünkü Davutoğlu'na benziyor mu sıfır dış? Tam tersi yani tam tersi. Yani Davutoğlu'nu kötü mü buluyorsunuz? Kötü bulmuyorum, yanlış buluyorum. Yani kötü kelimesi kullanılacak değil. Bugünkü dış politika tamamen bence komşularını kendisine düşman etmiş bir dış politika. Bu çok açık. Türkiye sıfır sorun politikasından sorunsuz ülke yok politikasına geldi. Bunda ben çok açık ve net yani bu soru bile bence abes. Peki hocam şu şeye gelelim. Biz ulus olmayı başardık mı sorununu bence bugün en çok sormamız gerekiyor. İki meseleden dolayı. Bir tanesi İttihat Terakki'nin uygulamalarıyla birlikte bu Ermeni tehciri sorunu. Bir kere orada tehcir midir bu yoksa bir şey midir? Soykırım mıdır? Bu tartışmaya nasıl bakmak gerekir? Çünkü azınlıklarla ilgili bir problem var. Bir de hemen bu sorunun ardından bugün Kürt sorunu. Eğer ulussak niye Kürt sorunu diye bir sorunumuz hala var. Onu soracağım. Şimdi ulus. Fransızlar da ulus. Ulus. İspanyollar da ulus. Onların da Breton sorunu var. İra sorunu var. Onlara da mı ulus demeyeceğiz? Yani ulus olmak mutlaka müteçhaniz, %100 herkes Türk, herkes yaşasın. Böyle bir şey gerektirmez. Kürt sorunu var, evet. Kürtler de kendi ulusal varlıklarını kabul ettirmek istiyorlar. Şimdi şurada ulusallık meselesine ek olarak bir şey söyleyeyim. Ve vesayetle ilgili. Şimdi
bu ulusallık meselesi üzerine ben de epeyce düşündüm. Bunun başka ülkelerde uygulaması var mı? Başka bir terimle ifade edilmiş şekli var mı vesaire diye. İki düşünür dikkatimi çekti. İkisi de Fransız ama biri Arap asıllı. Biri daha doğrusu biri Mısırlı ama Fransız dilinde yayın yapan Enver Abdelmelek. Öbürü de Fransız düşünürü, oryantalisti. Fakat İslam'a da Arap ülkelerinde de çok olumlu bir şekilde bakan Maxime Rodenson. Bu ikisi Fransız dilinde milliyetçilik nasyonalizmdir. Nasyonalitarizm şeklinde ki biz ulusalcılık diye tercüme edeceğimiz iki kavramsallaştırma yapıyorlar. İkisi de özellikle Enver Abdelmelek ki Mısır ve Orta Doğu ülkelerinde çok iyi, kendisi de Mısırlı zaten, çok iyi bilen, geçen yılda öldü bir düşünür. Onun konusu da ölmeden önce yazdığı Darbeler ve Nasyonalitarizm. Türkiye'ye benziyor mu? Şimdi Türkiye'ye şu. Şimdi Türkiye'de de darbecilere hep Kemalist Doğan Avcıoğlu vesaire 1960'larda. Orada siz Doğan Avcıoğlu'na yapılan eleştirileri de izliyor musunuz? Yani sizce gerçekten darbeci ve... Şimdi ben yaptım ilk eleştiriyi Doğan Avcıoğlu'na. İlk eleştiriyi ve hatta müsteher bir isimle çıktı. Çünkü yedek subaydım, kendi ismimle yapıyorum. Ben eleştirdim onu. Ama bu eleştirmem aynı zamanda ben ilk yazılarımı Yön Dergisi'nde yazdım. Yani o çizgide bazı tutarsızlıklar buldum o yüzden. Ama şu anda geldiğimiz noktada ben öyle şeyler düşünüyorum ki çok rahat. Eskiden bana Doğan Avcıoğlu'nu eleştirdin diye kızanlar şimdi Ergenekoncu falan diyebilirler. Öyle bir çılgın bir dönem yaşadık şu son birkaç yani yılda. Peki sizin o Fransız... Ha, söyledikleri şey şu. Ulusalcılık dedikleri, yani bu nasyonalitarizm, Orta Doğu'da nasyonalizm ulusları birleştirme, ulusları yaratma fonksiyonunda işe yaramıştır. Ulusalcılık da ikinci aşamada mesela Nasır'ı örnek gösteriyorlar ki Nasır'ı hiç kimse öyle faşist, nazi... İlerici buluyorlar değil mi? İlerici buluyorlar. Ki buluyorlar dediğim Maxime Rodenson ve Enver Emmal. Peki hocam bu ilginç, hemen bu paranteze Kürt sorununa geçmeden o zaman Bağızçılık da bir görüşe ilericilik oluyor mu? Şimdi efendim Bağızçılık bu şimdi 1960'larda o şu var aslında, şöyle söyleyeyim. 27 Mayıs darbesi özel bir, diğerlerinde kıyaslanmayacak bir darbedir. Ne açıdan? Bir, yapanlar açısından, yapanlar ordu hiyerarşisinin dışında yüzbaşılar, binbaşılar, albaylardan teşekkül eden bir gruptu. İkincisi hiç beklenmiyordu. O zamana kadar hiç öyle bir darbe olmamıştı. Üçüncüsü de öyle bir hava yaratıldı ki bu genç ve ihtiraslı subaylar, biz iktidarı Halk Partisi'ne devretmek için mi geldik? Bu bizim içimizi de çok aşağılayan bir şeydir diye böyle köklü reformlar yapmaya çalıştılar. Onu da yüzlerine gözlerine bulaştılar. O ayrı mesele. Onu da yapamadılar. Fakat o farklı bir şeydi. O sırada pek güçlü sol mol da yoktu. Sola karşı tam tersine sol hareket onunla beraber gelişti. Biliyorum bizim çevremizde işte Mihri Belli yazı yazmaya başladı. Nazım Hikmet tabuydu, tabu olmaktan çıktı. Bizim sevgili... İlerici darbe mi diyorsunuz? Şimdi başta bir ilerici yönü vardı fakat kadroları buna müsait değildi, nefesi buna müsait değildi. Sonra zaten hizaya getirildiler. O 14'lerin çoğu koyu milliyetçi idiler ama aslında o grup bile karmaşıktı. Şunu söylemek istiyorum. Yani ondan sonra, 27 Mayıs'tan sonra biliyorsun, bu iş becerilemedi ama becerilebilir, daha devrimci bir umut hareket verdi olur diye Yön Dergisi çıktı, sosyalist hareketler çıktı, İşçi Partisi kuruldu. Buna bir tarihsel yanılgı denebilir mi? Tarihsel yanılgı
değil. Türkiye'yi ileri götüren tarafları da oldu bunun. 68 olaylarına kadar, 68 tarihsel yanılgı değil. Fakat kitleler hazırlıksızdı. Partileşmedi. İşte yanılgı orada oldu. Partileşmesi lazımken partileşmedi. Çok az zaman kaldı. Şu Ermeni tehciriyle ilgili olarak bir katliam mı söz konusu? Bir soykırım mı söz konusu? Orada terazi artık 2015'e geliyoruz. Dolayısıyla bir terazi koymamız gerekiyor. Siz bir tarihçi olarak nasıl görüyorsunuz? Şimdi bir kere bir Kırım var. Yani şimdi bir tehcir olmaktan çıkıyor. Bu rakamlar ortada. Yani bunu hiç kimsenin inkar etmesine imkan yok. 1913'te yapılan o şeyde sayımda 1,5 milyon kadar Ermeni var. O zaman zaten Türkiye'nin nüfusu bu Anadolu sınırları içerisinde 10 milyon civarında. Yani çok önemli bir... Şu anda hepsi 50-60 bin Ermeni kalmış. En azından bir etnik temizlik var tabii. Şimdi buradaki acı taraf şu, bu Ermeni meselesindeki bir soykırım, bir uluslararası konvansiyon, hukuk maddeler halinde sayılmış. 1948'de Birleşmiş Milletler kabul etmiş. 51'de yürürlüğe girmiş. Bu. Şimdi bugün yapılsaydı bir sürü maddesine giriyor. Hiç kuşkusu yok yani. Şey 1915 tehcirinde yapılan. Ya bugün olsa soykırım denir diyorsunuz. Bazı maddelerine giriyor. Çünkü bir de iki şey var. O beş maddenin bazıları var ki bir kısmını etnik, dini de var. Şimdi bazıları bunları okumamışlar. Öyle yorumluyorlar ki sadece Hitlerizmi kapsayacak bir şekilde düşünüyorlar. Halbuki orada sayılan maddelerde bir grup, bir şimdi bizim Dışişleri Bakanlığı Kamuran Gür'ün başkanlığında Ermeni dosyası diye bir kitap hazırladı. 300 bin kişi, şimdi 300 bin kişi müthiş bir rakam. 300 bin kişi öldüyse, ki öldürülmesi de değil, ölüme götürecek şartlar da giriyor. O zaman bunlara girer. Ama iki şey var. Çünkü bu o zaman Türkler bu durumda bir sanık sandalyesine oturtuldular. Kendi hataları da bizim siyasi kadroların anlamsızlığı, çapsızlığı yüzünden de. Şimdi böyle bir şeyde iki unsur bu uluslararası konvansiyonun Türkiye için geçerli olmasına engel. Biri daha önce, makabiline şamil değil bu. Ve kullananlar bunu biliyor tabii ama siyasi amaçlı. Yani diyorlar bu metin olmadan önce olmuş. O yüzden diyorsunuz. Bir de şimdi 1915 neredeyse 100 sene oluyor işte 200 sene. Dünya kadar bugün bakın bugün şu anda Çinliler ve Koreliler Japonya'nın zaten bir başbakan özür diledi. Japonya'nın aynı özür dilemesini istiyorlar. Ama hiçbir çünkü Çinlilere, Japonlara Korelilere, Japonlar müthiş zulümler yaptılar. İkinci madde hocam? İkinci madde bu konvansiyon kabul edilirken siyasi amaçlı bu tarz kırımlar da olsa soykırıma girmez deniyor. Bu kendilerini korumak için çünkü siyasi amaçlı bir sürü kırımlar yapıldı. Ondan sonra da yapıldı. Şimdi bizzat bu konuda bizi en çok suçlayanlardan Arnold Toynbee'nin, James Bryce'ın yazılarında da bu siyasidir diyor. Arkada bir ırkçılık yoktur diyor. Ermenilere karşı bir ırkçı tavır yok. Bu siyasi ayrılıkçı bir... Siyasi bir katliam mı diyebiliriz buna? Siyasi bir kırıma dönüşmüştür. Orada da bir devletin jenosit yaptığını daha sonradan, yani daha önce de yapılmış olsa kabul ettirmek isteyenler bir uluslararası mahkemeye müracaat etmek. Anladım. O da yok. Peki hocam
zamanımız daraldığı için sormak istiyorum. Kürt meselesi, bugün geldiğimiz nokta, uluslaşma isteyen bir Kürt hareketi var diyorsunuz. Bir de bir yandan da uluslaşmayı başardığını düşünen bir Türkiye devleti var. Bu iki grup arasındaki ilişki biçimini nasıl görüyorsunuz? Bu saatten sonra nereye gider bu iş? Yani bağımsız bir Kürt devleti er ya da geç bizim kendi toprak olarak kurulur mu, yoksa bu meseleler çözülür mü? Şimdi çok zor, yani çözülmesi zor. Çünkü çözülmesi için bazı nesnel şart koşullar lazım. Onları ben pek göremiyorum. Birincisi mesela, güçlü bir iktidar, güçlü bir lider. Var şu anda. Var, görünüyor. Ama bu yetmez, bunun ciddi bir ben şöyle çözeceğim diye bir programı olması lazım. Aslında bu da var. Ama o programa bu iktidar kendisi de bence güvenmiyor. Nedir o program hocam? O program Kürtlüğü de Türklüğü de ikinci plana itip İslam'ı ön plana çıkartmak. Zaten diyorlar biz, Kürtlerin çoğu da bize oy veriyor. Bu da gerçek. Biz yani İslamiyeti, İslamcılığı kimlikte ön plana çıkarıp... Bir İslam Cumhuriyeti çözer mi bu işi? İslam Cumhuriyeti de çözebileceğini sanmıyorum. Çünkü bugün Türklerle savaşan PKK ve diğerleri İslam Cumhuriyeti'ne, hele BDP en layık partilerinden biri. Yani siz yanlış bir yol haritası var diyorsunuz AKP. Bence sadece AKP'nin değil, bütün partilerin de böyle konsensüs yaratabilecek ve arkasında kuvvetli bir iradenin olduğu ve millete de söyleyecek. Şimdi bakın, ortada çözüm, birleşelim, görüşmeler başlıyor. Yani ne görüşüleceği bilinmiyor ortada. Silahsızlandırma. Güzel de silahsızlandırma. Böyle bir teklifin karşılığında bir takım şeyler de var. Onların yani ne olduğunu bilelim diyorsun. Onlar nedir? İsterseniz dönüşte 3 dakikamız var. Buna kullanabiliriz ama ben bir soru var aklımda. Onu sorup dönüşte cevabını isteyeceğim. Sevgili seyirciler, Taner Hoca'ya eğer döndüğümüzde Kürt sorunu ile ilgili bir iki söz etmek isterse o hakkı saklı, hocaya saygımızdan. Ama ben bir de hocaya Necip Fazıl olayını sormak istiyorum. Necip Fazıl olayına nasıl baktığını, tarihsel belgeler denkleminde nasıl baktığını ve özellikle bu konudaki iddiaların nasıl tarafından tahlil edildiğini soracağım. Çünkü bununla ilgili de bir yazısı var. Reklamların ardından birlikteyiz. Taner Timur hocamızla birlikteyiz. Hocam, önce şunu netleştirelim. Seyircilerimiz bir kez daha lütfen diyorlar. Ben bu daveti yapayım, siz de kabul edin. Bu aşamayı geçelim Necip Fazıl'a. Kabul ediyor musunuz hocam, bir aykırsalar da? İsteniyorsa... İsteniyorlar. Memnuniyetle. O zaman Kürt meselesi daha çok tartışacak. O zaman bir özel Kürt meselesi yaparız bir gün. Şimdi Necip Fazıl'a gidelim. Yani Kürt meselesi uzmanı değilim. Neyse. Onu yaparız. Evet. Necip Fazıl meselesi. Evet. Necip Fazıl meselesiyle ilgili en son bir tartışma oldu. İşte devletten para istedi. Aynı zamanda kumara gitti falan. Ve tarihçiler arasında bir tartışma oldu. Perşembe günü de Ayşe Hür burada olacak. Kendisine soracağız ne demek istedin diye, ne oldu diye. Ama önce bir size soralım. Çünkü ilk yazıyı siz yazdınız bu konuyla ilgili. İlk değil tabii. Yazılardan birini de ben yazdım. Yani iki ay önce bir dergide çıktı. Nasıl bakmamız gerekiyor? Şu efendim. Şimdi Necip Fazıl çok belli bir süreden sonra, hayatında çok tutarsızlıklar var ama özellikle Menderes döneminden itibaren çok tutarlı, Büyük Doğu çerçevesinde bir şeriat devleti kurmak istiyor. Bunu açıkça hapislere, yani Menderes devrinde de en çok hapse girdiği dönem. Bu açıdan saygı duymak lazım o zaman. Şimdi tutarlı, yani eğer tutarlı insana saygı duyulmaz. Ben hiçbir saygı duymuyorum Necip Fazıl'a. Çünkü Menderes'i bir Halk Partisi'ne kapatarak tek parti dönemine gitmeye zorluyor. Bir. Hatta yazılarından birinin başlığı İzin şu sıçanın başını. Yani affedersin, böyle bir başlıkla Halk Partisi'ne kapatmak. Yazının başlığı olarak söylediniz. Evet. İki, ideoloji örgüsü diye Büyük Doğu'da başlattığı ideolojik faaliyetini bir kitaplaştırıyor. Baş yüce ve baş yüce meclisi ve baş yüce hükümeti adı altında hiç seçimle ilgisi olmayan tamamen totaliter bir İslamcı. Eleştiriniz bu yani. Şimdi daha ne olsun, onun dışında bir de şu var. Şimdi böyle bir insan kendi açısından tutarlı, buna inananlar var, sevenler var, hayranlar var, tamam.
Ama şimdi bugünkü bir hükümet bunu bayrak yaparsa o zaman şunu açıklaması lazım. Böyle bir karanlıkta bırakmaması lazım ki bu son dönemdeki yaşadığımız gerginliklerin, kırıklıkların en önemli sebeplerinden biri. O zaman bir sonraki toplantıda İslamcılık hareketini de biraz tartışalım o zaman. Demek ki çok kısa zamanda bir daha çağıracağız. Çünkü bunların konuşulmasına ihtiyacımız var. Siz de davetimizi kabul ettiniz kameralar önünde. Demek ki Taner Hoca'yı bir kere daha ağırlayacağız. Hocam çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Biliyorum sonuç itibariyle ya Enver bırak da hoca konuşsun dediniz ama sonuç itibariyle süremiz sınırlı. Ben de bir günde her şeyi sorma telaşına düşünce saçmalamak istemedim açıkçası. Bugün bu kadar sorabildik. Perşembe günü Ayşe Hür hanımefendi burada olacak. Kendisine de bir kısmını soracağız. Taner Hoca ile bugün mutlaka tarih mutabakatı yapacağız. Size de bildireceğiz. Yarın akşam uzun zamandır görmediğimiz bir ismi Melike Demirağ'ı ağırlayacağız. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Hocam çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.